Türklerin tarihine bakıldığında müzikle tedavinin Selçuklulara kadar dayandığını gösteren kayıtlar bulmak mümkündür. Bununla birlikte teknik ve bilgi olarak dönemdaşlarının çok ilerisinde olan Osmanlı hekimlerinin özellikle ruh hastalıklarını müzikle tedavi etmesi 15. yüzyılda öne çıkar. Özellikle Sultan II. Bayezid'in 1488 yılında Edirne'de inşa ettirdiği külliyenin içinde yer alan hastane, akıl hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmıştır. Edirne Külliyesi'nde yer alan merkezle ilgili Evliya Çelebi'nin notlarında detaylı ifadelere rastlamak mümkündür. Müziğin yanı sıra su sesi ve çeşitli kokularla psikiyatrik rahatsızlıkların tedavi edildiği bu merkez, yaklaşık 400 yıl boyunca faaliyetlerini sürdürmüş olup, günümüzde ise sağlık müzesi olarak hizmet vermektedir.